Türkiye'nin savunma sanayindeki büyük projelerinden yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği TCG Anadolu bir süredir İstanbul Sirkeci sahilinde halkın ziyaretine açılmıştı. Gemi bu sabah demir aldı ve bu saat içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocukların katıldığı bir tören düzenleniyor. O tören noktasına gideceğiz ve arkadaşımız Derya Efe bizleri bekliyor. Son durumu alacağız kendisinden. Sözü uzatmıyorum. Derya, söz sende. Evet, bugün çifte bayram yaşıyoruz. Yaprakları kayıldız. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü, diğer taraftan da hem de bugün bayramın 3. günü. İstanbul bu özel günde aslında farklı bir heyecana ev sahipliği yapıyor. O heyecanın sebebini hemen sizlere bu noktadan gösterelim. Evet, TCG Anadolu gemisi sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın komutuyla Sarayburnu Limanı'ndan sirenlerini çalarak demir almıştı. Şu dakikalarda bizim bulunduğumuz noktaya geldi, Dolmabahçe açıklarına geldi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu şu anda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor ve 21 pare top atışı yapılıyor. Diğer taraftan da Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İstanbul Boğazı'nda bekleyen vatandaşları selamlıyor şu dakikalarda TCG Anadolu gemisi. Bir taraftan da helikopterlerin sesini duyuyorum ben. TCG Anadolu'ya uçaklar ve helikopterler de havadan eşlik ediyor. Şu anda top atışı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dolmabahçe ofisinde. TCG Anadolu gemisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, SİHA gemisi TCG Anadolu. Şu dakikalarda top atışı seslerini sizler de duyuyorsunuz. TGRT Haber ekranlarından canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İstanbul Boğazı'nda bekleyen vatandaşları selamlıyor. İşte uçakları da görüyorsunuz havada şu dakikalarda. TCG Anadolu'ya uçaklar ve helikopterler de havadan eşlik ediyorlar. 10 Nisan'da donanmanın hizmetine girmişti TCG Anadolu gemisi, deniz kuvvetlerinin göz bebeği. İşte vatandaşlar da burada alkışlıyorlar. Çok büyük ilgi var, Türkiye'nin gururu. Dolayısıyla da ilk günden beri tüm gözler ondaydı. İlgi odağı oldu. İşte bir taraftan şu anda Dolmabahçe açıklarından TCG Anadolu gemisinin geçtiğini görüyoruz. Bir taraftan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de İstanbul Boğazı'nda bekleyen vatandaşları selamlıyor. Şu dakikalarda TCG Anadolu gemisi, uçaklar ve helikopterler de havadan eşlik ediyor TCG Anadolu gemisine ve 21 parede top atışı yapıldığını bir kez daha hatırlatalım sizlere. 10 Nisan'da donanmanın hizmetine girmişti TCG Anadolu. Deniz kuvvetlerinin göz bebeği söylemiş olduğum gibi. İşte siren sesleri de yükseliyor bir taraftan. Türkiye'nin gururu. Evet, sirenlerle eşlik ediyor diğer deniz araçları da. İşte görüyorsunuz havadan da uçaklarımız, helikopterlerimiz TCG Anadolu'ya eşlik ediyorlar havadan şu dakikalarda. Uçaklar, helikopterler her geçtiğinde buradan alkış sesleri de yükseliyor. İlgi odağı oldu. Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti. Pazartesi günü vatandaşın ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri çok yoğun ilgisi vardı. Sahil boyunca uzun kuyruklar oluşmuştu. Yurdun dört bir yanından geldi vatandaşlar. Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişi TCG Anadolu'ya çok büyük ilgi gösterdi. Gemi 7'den 70'e birçok kişiyi ağırladı. Genç, yaşlı herkes sıcak havada saatlerce bekledi. İlk günden beri kilometrelerce kuyruk oluştu. Yine burada aslında bir taraftan da vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor diyelim sizlere. TCG Anadolu gemisi bir taraftan İstanbul Boğazı'ndan geçişini yapıyor. Vatandaşların çok yoğun bir ilgisi var. Siren seslerini duyuyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladı TCG Anadolu gemisi.
ve 21 parede top atışı yapıldı. Geminin içerisine girebilenler, ziyaret edebilenler Bayraktar TB3, Kızıl Elma, helikopter ve tankları da yakından gördü. Bol bol fotoğraf çektirdi. Yine insanların elinde burada telefonlar var. O anları kayda alıyor vatandaşlar bir taraftan da. Artık veda vakti TCG Anadolu gemisi için. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu şu dakikalarda İstanbul Boğazı'ndan sirenlerini çalarak geçiş yapıyor. 21 pare top atışı yapıldı. TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlıyor. Seyrine devam edecek. Sonrasında da TCG Anadolu'ya az önce kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk sizlere gösterdi. Havadan da helikopterler ve uçaklar da eşlik etti. Görsel bir şölen yaşanıyor bugün İstanbul'da. Bir taraftan bugün 23 Nisan, aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın da 3. gününü yaşıyoruz. Vatandaşlar burada o tarihi anlara şahitlik ediyorlar. Bol bol fotoğraf çekip o anları da bir taraftan kayda alıyorlar. Evet, TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Şu anda ilerliyor. Oradan dönecek, yeniden buradan geçiş yapacak. Peki TCG Anadolu buradan nereye gidecek? Onun bilgisini de sizlerle paylaşalım aslında. Artık TCG Anadolu Türk donanmasının emrinde olacak diyelim. Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de bir taraftan mavi vatanı koruyacak. Diğer taraftan da depremlerde, afetlerde ve kriz durumlarında yine görev alacak TCG Anadolu gemisi ve tahliyelerde de ön saflarda yer alacağını ifade edelim sizlere. Evet, burada vatandaşlar da var efendim. Siz de o anları kayda aldınız. Şu anda canlı yayındayız. TCG Anadolu'yu görünce neler hissettiniz? Çok gururlandım. O bizim gururumuz. Allah'ıma binlerce şükür. Tayyip geldi, bunlar oldu. Baştan niye yoktu? Şimdi şu anda konuşamıyorum. Gerçekten çok gururlandım. İçim coşuyor bunları görünce. Gözleriniz doldu. Evet. Çok güzel bir duygu. Ziyaret edebilmiş miydiniz? Edemedim, çok yoğundu. Dün gittik, karşısına kadar geldik ama o yoğunluktan giremedik. Evet. Çok üzülmüştük, bugün karşıdan gördük bak. O bile bizi sevinçlendiriyor. Ne kadar mutluyum Allah'a şükür. Sizin de gözleriniz doldu bir tarafta. Gururumuz. Onu canım. Evet, vatandaşlar da tabii ki gururlu olduğunu söylüyorlar. TCG Anadolu gemisi buradan Dolmabahçe açıklarından geçiş yaptı. Az önce Boğaz'dan geçiş yaptı. Elbette ki Sarayburnu Limanı'nda söylemiş olduğum gibi halkın ziyaretine açılmıştı. Birçok vatandaş ziyaret etti. Bugüne kadar TCG Anadolu gemisinin 80 bin vatandaşın ziyaret ettiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Az önce TCG Anadolu gemisi buradan geçiş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Geçiş yaparken de 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dolmabahçe ofisinde, o da çocuklarla birlikte TCG Anadolu gemisinin geçişini takip etti. TCG Anadolu gemisi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı, hem de burada sahil boyunca insanlar sabahın ilk dakikalarından itibaren yerlerini aldılar. Birçok vatandaş o anlara şahitlik etmek için buradaydı. Havadan da helikopterlerimiz, uçaklarımız TCG Anadolu gemisine eşlik ettiler. Havadan uçaklarımız ve helikopterlerimiz geçerken aslında burada heyecan ikiye katlandı diyebilirim sizler için. Alkış seslerini biraz önce TGRT Haber ekranlarından sizlerle paylaştık. Alkış sesleri yükseldi. Vatandaşlar o anı telefonlarıyla ölümsüz bir hale getirdiler. Kayda aldılar. Alkış sesleri de yükseldi buradan. Havadan da uçaklarımız ve helikopterlerimiz eşlik etti TCG Anadolu gemisine. TCG Anadolu gemisi bundan sonra seyrine elbette ki devam edecek. Nerelerde görev yapacak bu devasa gemi? Türkiye'nin göz bebeği, gururu oldu. İlk günden beri de gözler onun üzerindeydi. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Nerelerde görev alacak? Artık 10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine girmişti TCG Anadolu gemisi. Biliyorsunuz, bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Diğer taraftan da Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de mavi vatanı koruyacak Türkiye'nin İlk SİHA gemisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi,
Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de bir taraftan mavi vatanı koruyacak, diğer taraftan da TCG Anadolu'nun içerisinde çok büyük bir hastane var. İşte bu nedenle de aslında depremlerde, afetlerde ve kriz durumlarında görev alacak TCG Anadolu gemisi. Depremlerde, afetlerde, krizlerde görev alacak ve tahliyelerde de ön saflarda yer alacağı bilgisini sizlerle paylaşalım. Hala burada vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Az önce İstanbul Boğazı'ndan 21 pare top atışıyla birlikte geçiş yaptı TCG Anadolu gemisi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da beraberindeki kuvvet komutanlarının da TCG Anadolu gemisinde olduğunu sizlere söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dolmabahçe ofisinden çocuklarla birlikte o anları takip etti. Evet, TGRT Haber ekranlarından bu anları canlı olarak sizlerle paylaştık. Burada da çok büyük coşku ve çok büyük heyecan vardı. İnsanlar bu anlara şahitlik ettiler, o anları kayda aldılar diyelim. Bu anları TGRT Haber ekranlarından canlı olarak Dolmabahçe'den, İstanbul Boğazı'ndan sizlerle paylaştık diyelim ve sözü bir kez daha sizlere bırakalım.